Tatman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri olarak askıya almış olduğumuz çalışmalarımızı pandemiden dolayı bugün itibariyle Cumhuriyet Caddesi Orta Refüj'de çalışmalarımıza başlayarak start vermiş olduk. Halkımızı bilgilendirmek adına yanlış algı yaratmamak için bugün yapılan çalışmaların tamamen sağlıklaştırma, geliştirme amaç gütmektedir. Çünkü Cumhuriyet Caddesi içerisinde bulunan, Orta Refüj'de bulunan birkaç tür ağacımız var. Karaçam, sedir, huş, akçaağaç, çınar ve yalancı akasya. Birkaç tane de meyve ağacı ve ceviz ağacı bulunmaktadır. Kesinlikle yaptığımız çalışma bilinçli, uzman ekiplerle organize edilmiş bir çalışmadır. Hiçbir şekilde amacımız doğaya zarar vermek, canlıya zarar vermek değildir. Bizim amacımız belediye olarak sağlıklaştırma, geliştirme için trafiği, çevreyi ve insanları etkileyen, çevresine zarar veren ve formunu yitirmiş, sağlığını yitirmiş olan yalancı akasyaları ve tepe noktası kırılmış birkaç tane çam ağacı. Çünkü çam ağacının tepe noktası kırıldığı zaman dikine gelişim göstermez ve yatay gelişim gösterir. Bu da Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan yoğun trafiği etkilemektedir. Hem kışın yağan kar kütlesi yüzünden araçlara zarar verebiliyor hem de insan sağlığına etkisi zararlıdır. Bu amaçla bugün ekiplerimizle beraber bu zararlı ağaçları ömrünü doldurmuş, formunu yitirmiş, çevreye zarar veren ağaçları biz budama ve kesme yöntemiyle alandan uzaklaştırdık. Hiçbir şekilde Tatvan Belediyesi kamuya ve doğaya zarar verecek bir şekilde çalışma yapmaz. Biz halkımızı bu şekilde bilinçlendirmek istiyoruz. Duyarlı olmalarını ve çalışmalara engel olmamaları konusunda ricada bulunuyoruz. Ayrıca her kestiğimiz ağaç yerine Tatvan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mesire alanlarımız için planladığımız peyzaj değeri ve endüstriyel değeri yüksek olan sağlıklı ağaçlar dikilecektir. Bu da ayrıca şehre yeni bitkiler, yeni ağaçlar dikilerek yeşil, daha yeşil bir Tatvan oluşturma amacımızı gerçekleştireceğiz.